Derneğine girdik. Herkese mutlu akşamlar. Biz daha. Ne güzel bir şey. Bugün çarşamanın ardından sizlerle birlikteyiz. Kerim Çelik ve ben Mustafa Karadına. Çok değerli bir konumuz var. Ben onu yaklaşık 15 yıl önce tanıdığımda çok affedersiniz. Dedim ki siz ne iş yaparsınız? Şimdi dalgıçlık var. Doğa sporları var. Yürüyüş var. Olukya var. Şimdi adı böyle günümüzün modern evliya çevresi. Rahatlıkla diyebiliyorum çünkü maşama su altında, su üstünde, dağda, derede, tepede her tarafta onun imzası var. Ümit Şöcek. İsmi Şöcek. Aslında ne kadar sesli. Yani her şeyi kullanılabilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizden mi? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizden sizleri bir soruyu çok güzel anlattım. Hani basından takip ettiğimiz kadarıyla da ekranlarda da görüyoruz. Yaptığınız işleri az çok biliyoruz ama birçok seyircimiz de bilmiyordu. Evet. Hem bilen hem bilmeyenler için. Hem bir süreci kimdir? Evet. Biz Mustafa Bey'le dediğim gibi Denizli'ye Van'dan geldiğimde, zaten ben aslen Denizli'yim ama Van'dan geldiğimde, Denizli'ye tayin olarak geldiğimde Mustafa Bey'le tanışmıştık. Mustafa Bey'le tanışmışlığımız yaklaşık söylediği gibi uzun bir müddet kapsıyor. Ümit Şirece kimdir? Ümit Şirece hayalleri peşinden koşan bir adam. İdealist. Hayalleri peşinden koşan bir adam. İdealleri var, hayalleri var. Yapmak istedikleri var. Halkına bazı şeyleri göstermeye çalışan bir adam. Gerçekleri her zaman doğruyu, gerçekleri konuşan, bu yüzden de başı beladan kurtulmayan, düşmanı çok olan, seveni az olan bir adam. Dediğim gibi bütün enerjisini, bütün zamanını işte bu işlerle harcayan, bu işleri insanları sevdirmeye çalışan, kanalize etmeye çalışan ve göstermeye çalışıp kanıtlayan da bir adam. Ama sıradan da bir adam. Aynı zamanda sıradan denizdeki herkes gibi yaşamını sürdürmeye çalışan, hayatın içinde boğuşan bir adam. Peki Ümit Bey, gezgin nasıl başladı sizin için? Yani nereden? Gezmek benim için bir tutku. Yani benim çocukluğumdan bu yana gelen bir tutku. Biz ortaokul zamanlarımızda bir arkadaş grubumuz vardı ve bu arkadaş grubuyla abartmıyorum bunu, 7-8 yaşlarında dağlardan inmezdik. Cumartesi ve pazar olduğu zaman bu grupla dağlara giderdik. Dağlarda yürüyüşler yapardık. Ve sonra da akşamleyin geç çocuklarla ilerledik ve bakalım. Hazırız. Yani çok bir yaramazlık yapardık. Benim çocukluğum Katlık'ta geçti. Deniz Katlık'ta geçti. Babam memurdu orada. Katlık mağarası ne yapmışsınız? Yani Katlık mağarası bizim çocukluğumuzda Kokar Hamam diye geçerdi ve bunun gibi falan böyle herkes bilmez mi? Oğlunun etrafında yörükler olurdu, yörük çadırları olurdu, göçer çadırları olurdu. Çok beğenir, çok yemişsiniz. Tabii ki oradan karnımız acıktığı zaman sağ olsunlar, rahmetli oldular, sağ olun. Mekanlarını cennet etsin. O büyük insanlar bizlere yokların içinde ne varsa artık katık yapar, verirlerdi. Biz de karnımızı doyurduk. Ve tabii yaramazlıklarımızın da önüne geçilmezdi o kalın kalbimizden varsa açar, yüzüklerini yerdik. Ondan sonra akşam da öbür günde bize şikayete gelirlerdi babama. Tabii olan olurdu olmaz. Yani bizim için gezi bir tutku. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak. Gidilmeyen, görülmeyen yerlere girmek, keşfetmek. Biraz da bakış açısıyla ilgili. Hani gittiğim yerlere ben ona şey diyorum, Türk gibi bakmak diyorum. Türk gibi bakıyorum. Yani şimdi diyeceksiniz ki biz nasıl bakıyoruz? Yani biz başka türlü bakıyoruz. Şimdi bu birazcık da öğretmeyle, okumayla geliyor. Şimdi insanlara tamam herkes Türk bir etkan geliyor ama insanlara verilen eğitim sistemi, öğretilen tarih ve resmi
de sunulan şeyler insanlara maalesef Türk günü bakmaya engel oluyor. Yani size Yunan eğitim veriliyor, Roma eğitim veriliyor, Roma tarihi öğretiliyor, Yunan tarihi öğretiliyor. Gerçek Türk tarihi, gerçek Türk medeniyeti, Türk kültürü maalesef anlatılmıyor. Biz siz gittiğiniz yere Yunan kültürüyle bakıyorsunuz, Roma kültürüyle bakıyorsunuz. Zaten adalet sistemimiz İsviçre'den alınmış, eğitim sistemimiz bilmem nereden alınmış. Şimdi bu sistemdeki bir insan Türk gibi nasıl bakacak? Şimdi benim istediğim bu. Yani birazcık da zaten bizim benliğimizde var o. Türk gibi bakmak var. Ortaya çıkarmak gerekiyor. Doğaya da ben böyle bakıyorum. Çünkü Türkler, kadim Türkler doğayla barışık, iç içe yaşamış insanlar. Düşünün ki bizde akan suya pislemek günah derler. Yani bu bizim dilimizde de vardır. Yani kültürümüzde vardır. Mesela yaşlılarımızdan bir suya kirlediğimiz zaman veya bir çeşmenin yanına bir su kattığı zaman hemen işte cin çarpar, şeytan çarpar derler. Ve bu kadim Türk geleneğidir. Düşünün böyle bir gelenekten, böyle bir kültürden geliyorsunuz. Böyle kültürden, gelenekten gelen bir insanın doğayla düşman olması, doğayı kirletmesi, doğacılığımız da Türklükten geliyor. Her şey bizim zaten genlerimizde var, genetiğimizde var. Sadece birazcık onu ön plana çıkarmak gerekiyor. Herhalde biz de çocukluğumuzdan bu yana gelen alışkanlıklarımız geliyor. Onları birazcık daha genişledik, ön plana çıkardık. Ve artık bizi onlar yönetiyor. Ben kendimi bazen yönetemiyorum. Hani iki gün evde otursam, özellikle işte devlet memuruyum ben aynı zamanda. İlahi Taze Durum Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Kendi mesleğim de arama kurtarma. Yani yaptığım iş ve ekmek yediğim iş iç içe geçmiş durumda. Hani bir cumartesi pazar olduğunda evde yatamıyorum, oturamıyorum. Yani illahi o dağlar, o ovalar, mezarlıklar, mezarlıklar beni çağırıyor. Mezarlıklar çok çekiyor beni. Biliyorum ki herkes oraya gidecek ama şimdiden beni oraya çekiyor yani. Güzel bir şey yani. Bazen şunu da söylüyorum, ya diyorum ben neden normal insanlar gibi olamıyorum? Neden normal insanlar gibi davranamıyorum? Yani insanlar cumartesi pazar olduğu zaman kahvaltısını yapar. Alışveriş merkezlerine gider, gezer, tozar. Yani ben niye böyle olamıyorum? Alışveriş merkezine gittiğim zaman ilk yarım saatte her yerim ağrımaya başlıyor. Yoruluyorum, adım atamıyorum. O dağlarda yürüyen, koşan adam gidiyor yerine 80-90 yaşında kıpırdayamayan, yürüyemeyen bir adam geliyor. Böyle bir hayat tarzı var işte. Yani çok fazla da abartılacak bir durum yok. İnsanlar sosyal paylaşım sitesinden falan görüyor. Ulan bu adam durmadan görüyor. Yok öyle bir şey yok yani. Bizim de işimiz var, sorumluluklarımız var. Onları biz de yapıyoruz. Hayat bir şekilde devam ediyor. Onları sürdürmek zorundayız. İlk bir grup ne oldu? Ya beni konuşturursanız ben susmam, konuşurum. Yani siz geçin oturun kenarda ben konuşayım. Şimdi ilk buluntumuz ne oldu derseniz, yani ilk buluntum benim 8 işte dedim yani 7-8 yaşlarında bu işlerle uğraşıyorduk, dağ bayır geziyorduk falan. İlk buluntumuz Kaplık Dereköy üstünde bir mağara var. Şimdi orası mermer ocağı falan oldu. O güzellik yok oldu. Mahvettiler orayı. O Dereköy'ün üstünde bir mağara vardı. Kerkaya'nın hemen ortası. Onun ön tarafında o mağaraya girerdik biz çocukluğumuzda. Orada da yüzerdik. Alt tarafta da bir sürü etkisi vardı. Orada da yüzerdik. O mağaranın önünde böyle testi kırıkları falan bulmuştuk. İşlemeli, çinili falan. Onları ben tarih öğretmenime götürdüm. Yani topladık hepsini. O zamanlar kulakları çınlasın. Sosyal paylaşım sistemde de var. Necdet Hocam vardı benim. Tarih öğretmenimdi. Belki de hayatıma yönlendirmekte, yani bunlara olan ilgimi yönlendirmekteki etkin kişilerden bir tanesidir Necdet Hocam.
ona götürdük. İşte o anda oradan başladı. Bugüne kadar geldi. Hani bu işte her zaman teşvikleri, her zaman bir şeyler buluyor, söndürüyor. Artık hani yaşlı kemali en ucudu bir işine gelince, olgunlaşınca artık dedik ki hani buluntuları herkesle paylaşmak gerekiyor. Ben böylelikle işte sosyal paylaşım siteleri de ortaya çıkınca artık herkese duyurduk elimizdeki verileri, elimizle ait olanları. Bugün bir hayırlı bir getirdik tarihi bir söz var. Orada da yazılarız işte herhalde. Evet. Bu tarihi değiştirecek. Aslında iptal değil. Bir yerde çok doğru bir ifade mi? Gitir benim gayetimiz. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani tarih aslında böyle. Yani tarihi değiştirmişler zaten. Esas tarih böyle. Tarihi değiştiren bizim buluntularımız değil. Tarihi değiştiren onların yalanları. Yani tarihi değiştiren onların yalanları. Tarih böyle. Tarihi biz değiştirmiyoruz ki. Tarih böyle zaten. Bizim anlattığımız gibi. Bizim sosyal paylaşım sitelerinde, kitabımızda, ondan sonra blog sayfamızda anlattığımız gibi. Gerçekler bunlar. Gerçek tarih bu değil mi diyorsunuz? Tabii ki. Okulanlar gerçek tarih. Okulanlar değil. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir Türk tarih tezi var. Güneş Gil teorisi var. Yani Mustafa Kemal Atatürk bunu 1920'li yıllarda görmüş, dile getirmiş. Tabii ki o zamanın o şartlarında bunların hepsini ispatlamak, yerlere getirmek kolay bir iş değil. Düşünün, en büyük Sümer Anadolu'nu yetiştirmiş. Hilmiyetçi. Tarih bizim bildiğimiz gibi, bize öğretilen gibi değil. Şimdi bakıyorsunuz etrafımıza, tamam Denizli'de de var, İngilizce var, Lavrikya var. Bakıyorsunuz Yunan var, Roma var. Sanıyorsunuz ki tarih sadece bunlardan ibaret. Evet, hikayeler genel olarak müşahede ediyor. Bir şey var. Şimdi Denizli bir mimarisini ele alalım. Amerika'nın bir mimarisini ele alalım. Ben Roma ve Yunan için söylüyorum. Ondan önceki medeniyetler için söylüyorum. Şimdi New York'ta aşağı yukarı ne varsa Denizli de var. Tiyatrosu var. İşte alışveriş merkezleri var. O var bu. Şimdi düşün, bir yıl sonra, bir yıl sonra, bir yıl sonra burada kazanıyor. Amerikan bizleri neye göre yaşıyoruz? Neredeyse işte Amerika'dan icat edilen elbisedir. İşte ayakkabı, onu giyiyor. Bütün turda aşağı yukarı dünya üstünde. Aşağı yukarı aynı. Ama milletler farklı. Şimdi Anadolu'da deniz ve aynı, New York'ta aynı, bir yıl sonra kalsalar. Ne olacak? Burası Amerikan mı? Buradaki yaşayanlar Amerikalılar mı olacak? Düşünün, Lavrikya'da yaşayanlar Romalı mıydı? Hierapolis'te yaşayanlar Romalı mıydı? Yunan mıydı? Veya Roma'nın, Laodikya'nın, Hierapolis'in Roma tarihinin altında ne var? Ne var? Krik var. Onun altında ne var? Tarihin belirliği. Niye Roma'nın altında çıkmıyor? Niye bir film çıkmıyor? Niye bir film çıkmıyor? Niye bir alakalı? Neden bir film çıkmıyor? Yani Mısır medeniyetini dize getiren, Kadeş Anlaşması'nı imzalattıran koskoca bir Hitit medeniyeti var. Mısır bütün belgesellerde, bütün her yerde ön plana çıkıyor. Ama Hitit'in adı sanı değil mi? Yok. Niye o Türk Hitit'i pardon, niye Sümerler üstünlükmüş? Hadiyeyse bunlar çok ileriki tarihler ama. Şimdi mesela diyorlar ki işte konumuzu esas konumuzu gelelim. 1071'de Türkler Anadolu'ya 1071'de girdi. Malazgirt'te girdi. Şimdi resmi tarihte şöyle bir konu var. Bakın nereden gireceğim şimdi. Kimler arasında oldu? Roman Diyojen ve Alparslan arasında oldu değil mi? Roman Diyojen'in ordusunda bunu herkes bilir. Roman Diyojen'in ordusunda Türk'te konuşan askerler var mıydı? Var. Resmi tarihte böyle. Yaklaşık 20-25 bin civarında Roman Diyojen'in ordusunda kumandaya kırpacak var 9 Oğuzlar boylarından, Türk boylarından Türkçe konuşan askerler vardı. Parla askerlik yapıyorlardı biz aslında.
ve bunlar saf ilişkileri alpaslan tarafına geçtiler. Doğru mu? Doğru. Bunu ben söylemiyorum. Bunu resmi tarih söylüyor. Açın hangi tarih kitabını açarsınız? Bu böyle yazar. Şimdi 25 bin tane askerlik yapan bir adamın ailesi nerede? Yanında. Geçiyor mu? Geçiyor mu? Bu adamlar herhalde yani atın üstünde yatıyor, atın üstünde kalkmalar. Bu adamların çocukları var, aileleri var. Yiyorlar, içiyorlar, barınaklara, evler var, topraklar var. Kimdi bu adamlar? 25 bin sayısı, bunlar asker, az bir sayı değil o zamanlar. Bu adamlar Türk'tü. Şimdi diyorlar ki bize mesela, Yunanlılarla, işte Yunan demeyelim onlara, Rum diyelim. Batı Anadolu'da ve İç Anadolu'da yaşayan Rumlarla bizim gelenek, göreneğimiz, yemeğimiz, onumuz, bunumuz aynı. Evet. Lafın çalımı geldi mi böyle konuştuk. Doğru mu? Şimdi bakıyorsun, Helenlere bakıyorsun. Yani Yunan, antik çağdaki Yunan kültürüne bakıyorsun. Adamların kültürüyle hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Anadolu'da yaşayan Rum dediğimiz, Yunan dediğimiz adamların giyinmelerinin alakası yok. Yaşam tarzlarının alakası yok. Yemeklerinin alakası yok. Bu adamlar Evliya Çelebi Karaman Rumları için ki onlara Yunanistan'da da Türk diye dışlarlar. Karaman Rumları için şöyle der. İşte dinleri Rum üstü nedir? Yani bizim gibi camide ibadetimiz Arapça, onların da ibadetleri kimse de Rumca. Ama bir tek kelime Rumca bilmezler. Bütün adetleri, dinleri Türk üzeridirler. Seyahatname'de bu yazar. Kim bu adamlar? Kim bu adamlar? Karaman İskide var mı Yunanistan'da? Karaman İskide'in Yunanistan'a hala kendi aralarında Türkçe konuşurlar, Rumca konuşmazlar adamlar. Yemekleri, yenilikleri, görenekleri, halk oyunları tamamen bizedir. Rum Ortodoks, Türk Rum Ortodoks kilisesi var. Evet. Bu adam Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'na bir numaralı destek çıkmıştır. Bu adamlar işte o Alparslan'a geldi neden? Ortodokslaşmış Türkler. Nereden geldi bu adamlar? Biz de onlar 20 kanalını yapıyoruz. Balkanlar üstünden. Balkanlar üstünden Anadolu'ya geldi. Ne zaman geldik? İsa'dan sonra 2. 3. yüzyılda yani kavimler yüzeyindikleri var ya, işte kavimler aslında Türkler. Bu adamlar İstanbul'u kuşatmış. Ve Bizans başa çıkamayınca bunlarla o zamanlar boşalmış olan antik şehirlere bu adamları yerleştirmişler. Şimdi gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, Latikya'nın o caddelerine bakıyorsunuz, tapınağına bakıyorsunuz, herkes buna dikkat etsin gittiği zaman, gezdiği zaman. Ben mesela şöyle göstereceğim. Onun, şimdi bize bazıları da diyor, ama faşist adam, her yeri Türk yaptı falan filan. Biz böyle farazi konuşmuyoruz. Farazi konuşmuyoruz biz. Hani, şimdi denizi yaşayan bir şey. Siz valilik binasının önüne gidip de elinize bir çivi veya bir keski alet alıp bir şeyler karalayabilir misiniz? Sen Mustafa yazabilir misin? Yazdırmazlar. İki tane polis gelip kiraz kolundan görüyoruz. Ne oldu lan verirsin sen denine yazıyorsun şimdi. Veya şunlar bir canlının önüne geçip de bir şeyler karalayabilir misin? Kazıyabilir misin? Kazıyamazsın. Evden olarak aydın yani şimdi gidiyorsun bazen her yerinde çizimler var. Kazımalar var. Caddenin üstünde, tapınağın üstünde. Şimdi tapınak. Adam kazıtır mıydı o zaman da? Ne kadar güzel mermerden tapınak yapmış. Kazıtırır mı? Kazıtırmaz. Afrodisya çekiyorsunuz, ulan her yer ya, tiyatrosu, onun bunun her yerinde bir şekil var. Bir damga var, biz onlara damga diyoruz. Nasıl izinleyebilirsiniz? İşte bu anlatıyorum yani, İsa'dan sonra, 2. 3. yüzyıldan itibaren Anadolu'daki o Helen dönemindeki Yunan nüfusu hastalıklardan ve savaşlardan neredeyse bitiyor. Bazı şehirler boşalıyor. İşte depremlerden, hastalıktan, savaşlardan boşalıyor. Ve ne oluyor? Bizans'ın Anadolu'daki nüfusu azalıyor.
bu adamlara ne lazım? Buralara insan lazım, buraları korumak için asker lazım. O paralı askerler nerede yaşıyordu dedim ya dedim. İşte o paralı askerlerin ailelerini, göçen kavimleri, Bizans baktı ki başa çıkamıyor, size bir toprak vereyim. İşte siz bende paralı askerlik yapın. Evet. Tamam, işte neresi? Laodikya boşalıyor, getiriyor onları, oraya yerleştiriyor. İşte getiriyor, Afrodisyaslar orayı yerleştiriyor. Böyle bir isyan ediyor. Bu adamlar gök tanrı inancını, yani Türklerin asıl inancı olan gök tanrı inancını devam ettiriyorlar. Ama zamanla da Ortodokslaşıyorlar. Yani Ortodoks Hristiyanlığını kabul ediyorlar. Ortodoks. Asimile oluyorlar. Ama işte kültürlerin o, esas kültürünü kaybetmiyorlar. 1071'de Anadolu'ya Oğuzlar geldiğinde, ki onlar Oğuzlar diyoruz, öbürlüğünden Kıpçı falan diyoruz. Oğuzlar geldiğinde bakıyorlar ki kültür aynı, dil aynı, her şey aynı. Şimdi mantıken bir de şu var, siz 1071'de Malazgirt'ten geliyorsunuz, 3 yıl sonra İzmir'de görüyorsunuz. Mümkün atıyor mu sizin karşınızda koskoca Bizans gibi bir imparatorluk var, köklü bir imparatorluk var. 3 yılda imkanı var mı? Evet, şimdi tankımızda, topumuzda, aracımızda, kamyonumuz olsa 1070 yılsa Malazgirt'ten gelip 3 yıl içinde denizin önünde yerleşemez. Suriye hala izin vermezlersen ki o kılıçla okla geliyorsun. Evet. Sana muhakkak burada bir lojistik destek veren, kol açan, el açan birisi var. Taşınmazsın. Sen zaten buraları fethetmişsin. Fethetmişsin sen. Ok geliyorsun, 3 yıl sonra denizin İzmir'in önünde görüntüyoruz. Yani 1071'e girip hemen Anadolu'yu böyle şak 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 biz yapmamışız. Bu adamlar sayesinde fethetmişiz. Yani Türklerin tabii Anadolu'ya gelişi 1071 değil. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şimdi ben burada Lavukya'da bulduğumuz buna biz tekli varmış diyoruz. Tanrı'nın yeryüzüne bir düşünme işlemi kazanırlar. Gök Tanrı inancı. Bu Laodikya'daki tehlike damlaları, bakın Laodikya'nın üstüne, bunu herkes gider görevini görür. Yani bu demin bahsettiğimiz insanlar kazımış. Yani bunu gidip herkes görebilir. Bakın, bu da Orta Asya'daki tehlike damlaları. Şimdi Laodikya'dan buraya mı gitmişler? Bunlar kazmışlar, bu adamlar buraya gelip Laodikya'da kazmışlar. Yani bir düşünün. Aynısı değil mi? Aynısı. Bunun gibi size binlerce örnek verebilirim deniz hakkında. Binlerce örnek verebilirim. Hatta eski Türkler'in siz Göktürkler'den daha önce olduğunu. Yok, Göktürkler... yani şimdi Anadolu... Ben şimdi sadece İsa'dan sonra işte 2. 3. yüzyıla söylüyorum. Yani ötekeviye bölünmüş olarak. Ama çok eskilere gidersek Sümerlerin de bir Türk kavmi olduğunu söyleniyor. Onun da bilimleri var ama benim araştırma konumu değil. Ama Sınar'da, Hititlerin de Türk olduğu söyleniyor. Aynı şekilde Ural Kuları'nın da Türk olduğu söyleniyor. Bunları da destekleyen çok fazla sayıda döküman var. Şimdi bizim denizde bulduğumuz bir Özlemiş kasabasının mezarlığı var. Şimdi Özlemiş kasabasının mezarlığı var. 2011 yılında biz burayı keşfettik. Ben bir deprem eğitimi verme sırasında bir alt terbiyecisi vardı. Biraz da sohbet ettik onunla. İşte bu damgaların falan peşindeydi o zamanlar. Dedim ki ya burada bir mezarlık falan var mı? Hani işte üstünde damgalar olan falan filan. Dedi ki ya dedi git bak dedi orada dedi işte köyün girişinde. Koca koca taşların üstünde böyle acayip acayip şekiller çıkmışlar dedi. Git oraya bir bak. Sevdan durur mu? Hemen koştura koştura gittik. Zaten mezarlığı görünce bizim mutkumuz tuttu. Büyük esasını bir yere bırakmayıp, dolayısıyla bir konu hazırlık yaptık, bir sürü soru ayarladık.
O sorduğun soracağın sorular herhalde arada kaynıyor. Kaynıyor ha. O bizde de bir şey kaynıyor. Bu şarttan kaynamadı. Kaynamadı. Benim 2 saat 3 saat hazırlık yaptım. Bir tane soru çıkardı. Anlar onda bizim. Her şey konuşuyor da soru kalmıyor. Çin'i demiştik. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Çin'de Özdemir'in mezarlığını işte 2011 yılında keşfettik. Ve orada yaklaşık 2,5-3 metrelik balballarla mengi taşlarıyla karşılaştık. Mengi taşları düştüğünde Volga Türk boylarının damgaları Kıpçak yani Balkanlar üstünden gelen Kıpçak Türklerine ait damgalar. Mesela şu Kazakistan'daki örnek var. Parlıyor mu bilmiyorum ama Kazakistan'daki Kıpçak damgalı bir mezar taşı ve bu da işte Özdemirci kısmındaki bir mengü taşının üstündeki damga. Ne bir şey var buna? Yani bu burada Kıpçak damgası var. Yani her Türk boyuna ait bir damga ve onların damgası mevcut. Yani o mezarda yapılır hangi boya, hangi çok eskiden bunlar kaç? Tabii ki yani bunlar dediğim gibi işte İsa'dan sonra 3. 4. 5. yüzyıllara ait Özdemirci de bir stratejik bir noktada bulunuyor. Dediğim gibi askeri bir bölgede geçit bir bölgesi bulunuyor. Özdemirci'nin savaşı da yani Özdemirci'yi biliyorsanız orası stratejik bir boğaz. Yani boğaz bölgesi büyük bir ihtimalle dediğim gibi orası çok önemli. Deniz için çok önemli. Bu bir gazetede de lazım oluyor. Özellikle bunların çok acilen koruma altına alınması lazım. Denizli için ve Türk tarihi için, Anadolu Türk tarihi için hiçbir bir kaynak. Kesinlikle çok önemli bir bölge orası. Çok önemli bir bölge. Tarih değişecek dediniz ya demişti. Tarih değişmeyecek. Tarih gerçeği ortaya çıkacak. Orayın elinizde. Evet, ben bunu soracağım aslında. Şöyle göstereyim ben. Burada gülen bir yüz var ve mezar taşı. İşte alışık olmadığımız bir görüntü malum. Mezar taşlarında ve mezarlar genelde Alman insanları alışır. Ama çok ilginç geldi. Yani neden gülüyor? Bu mezar taşı neden gülüyor? Şimdi İslamiyet'te biliyorsunuz insan yüzü figürü yapmak çok caiz görünmüyor, kullanılmıyor. Deminden beri biz de diyoruz ki hani buraya gelen Türkler gök tanrı imanıyla Orta Asya'daki gelenek ve göreneklerin tamamlarında yaşıyorlardı. Hani deselerdi ki Denizli'de 3-4 yıl önce bir balbal bulunacak, bir balbal çıkılacak. Herkes gülerdi yani. Böyle bir şey Denizli'de imkansız. Çünkü bir yapış açalım mı? Balbal taş baba, biz buna taş baba diyoruz. Türk beyleri Türk hanları öldürdükleri, Türk savaşçıları öldürdükleri askerlerin yan taraflarına sayısı kadar bitiyorlar. Sayısı kadar da hem bir tane de olabilir taş baba hikayeler ve bu taş baba gülen yüz ifadesini taşır. Ve o öldürdüklerinin ruhlarını aldığını bilinir. Bir kahramanlık, bir alperenlik simgesidir. Burada da bunu tamamen görüyoruz. İşte demin siz de söylediniz. Gülen bir yüzü var. Çok belli. Biraz yıpranmış ama çok bariz belli. Gülen bir yüzü var. Bu denizde, kalede bu. Yerini tam olarak söylemiyorum çünkü bunlara zarar verirler diye korkuyoruz. Biz şimdi koruma altına bir türlü aldıramadık bunları. O mezarlıkta aynı demin gösterdim. Bu mengü taşı da var. Mengü taşın üstünde demin dediğim gibi bir tenkli damgası var ve Kıpçaklara, Hunlara ait bir damga var. Burada da işte Akunlara ait 6. yüzyılda, İsa'dan sonra 6. yüzyılda kullanılmış bir para var. Ve paranın üstünde görüyor musunuz? Bakın üst tarafı. Evet. Bu paranın üst tarafındaki damga burada. Burada tenkli damgası var, burada da tenkli damgası var. Bir şey merak ettim ben. Gezdim olarak geziyorsunuz ama
etrafta hani kuaf tekrar alır mısınız? Mesela sizde hileci falan falan var mı? Ya en kötü, en kötü şey bu. En kötü şey bu. Yani insanlara soruyorsun. Şimdi bir işaretleri bir saçma sapan bir şey. Bu toplumumuzda çok yaygın. Yani işte adam seni gördüğü zaman devin işareti sana. İşte iki adım sonra sürekli atacaksın. Dört adım sonra sürekli atacaksın. Yok kazayı, kayayı patlatacaksın falan filan. Bu algı bizim toplumumuzda çok fazla var. Gidiyorsun köyü kahvesine soruyorsun. Abi burada işte kayanın üstünde çizimler falan var mı? Sen devinci misin? Veya çobanı soruyorsun, sen devini aramaya mı geldin? Anlatamıyorsun adamı, jandarmaya falan iptal ettiğini de jandarmaya ben geldiğimi anlatınca da öyle göbeğinin yaralığı gidiyor. Öyle yakalandı, bir tarihte falan böyle. Çok şimdi artık elimizde böyle bir kitaptan, hani kitabı gösteriyoruz. Kahvede falan gittiğimiz zaman bakıyoruz. Kardeşim bak, ben araştırmadım, bir kitabımız var böyle, kitap falan yapıyoruz. Veya işte akıllı telefonlar var, bak gelin, yumuş şirketi gelirim bak, blok sayfası falan filan var, bir gösteriyoruz. Bir kazı falan yapmadığınız için ne diyorlar? Kazı falan ne? Tam tesisat var, çantalar, nevim var. Yani %657 devlet memuru. O maaşı tahmin eden bir adamız. Bir sıradan bir adam. Böyle müşterilere zarar vermek. Aklıma değil, bunlara zarar vermem. Üstüne atlarız yani. Şu altındaki durum da şimdi tarih dedik, daha çok konuşulacak şey var da burada sabaha kadar konuşalım ben. Bana fırsat verirseniz. Bizim ayrı bir uğraştığımızda aldı su altı. Ben kendim ilave geldiği durumla su altı araba kurtarma tepkisini yapıyorum. Bir yıldız eğitmen dalgıcım ben. Eğitmenliğim var, yani ders verebilirim o konuda. Denizde boğulma vakalarına falan gidiyoruz. Biz ceset çıkarıyoruz. Benim diğer bir takma aradım da arkadaşlar arasında gassal var. Ölü yıkıcıdır. O da nereden geliyor? İnsan ceset çıkardığı için yıkanmış oluyor. Yıkanmış olarak çıkıyor. Ceset arka altına burnuna sürerdim kalıyor. Doğaya dönüş saati 2009 yılında başladığımızda bir tane grup vardı. O grupta kendi içine kapanık dışarıya pek fazla iş değildi. Biz 2009'da kurduktan sonra Deniz'de şu anda bizden ayrılıp çok farklı bir grup. Daha sonra kendi gruplarını, kendi derneklerini kuran yaklaşık bir 15 yılın tane grup var. Biz 2009'da 10 kişiyle başladığımız bu doğa yürüyüşü, şu anda denizde yani hafta sonları 700-800 kişi falan dağlara doğaya dönüş yapıyoruz. Bu da benim açımdan sevindirici bir şey. İnsanlar özlerinde doğada dönüyor. Sıkıntı anlatalım. Hazır sen bana gelmiş bir şey. Şimdi bir dalgıçlık olayım ben çok iyi bildiğim için bayağı da bir arkadaş sosyal yaptı. Çok mutlu değilim. Bir gün ben yüzünüzü bilmiyorum. Darabiliyorum. Darabiliyorum. Bir gün nereye gidiyorum? O iki gün yap yüzme olsun hocam. Ne zaman gidiyorum şu zaman gittim. Bir şey verdiler şimdi. Tipimden tek şapkası, maskesi gözlüğü neydi? Zaten ünlüdü ki var ama. Şimdi hiç bir bana giydirdiler. Öne gidecekler. Öne gidecekler. Bu arada aşağı atacağım böyle. Sıkalar hava doğru. Siyah kutuna direkt kalardım. Atlamadı ki. Ön şirinlikleri eğitim var. Şişleri yapacaksın. Ne bileyim. Sıkıldığı zaman şöyle yapacaksın. Ne bileyim. Sıkıntı. Suatına bir durum olduğunda. Acil durum işareti. Şimdi kaçma kadar ağır kapattım dediğini. Gidemiyorum ama. Bir sürekli içinde bir arkadan. Yüzüne kadar acayip. Bir de haritalar şak 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 böyle. Bir giyinmesinin içerisinde. Yine bastık. Sürüştürüz. Manyak yüksek. Ama ondan sonra bende bir tik var. Böyle yapıyorum ben abi. Suyun altında böyle yapmışım. Ona bir baktım suyun altındayım. Bir cenemlendim orada, hiddetlendim falan, seni kendim.
Ya hareketini tırpıksız. Ya 6-7 kişi varız. Biz bakıyorum bir şeyleri yukarı. İlterlik hale biz aşağıdayız. Ne hale girdik? Düşünün sonradan hareket akılıyor. Bir şey düğme var. Düğmeye bastım. Yok suyun üstünü. Böyle uzanmışım. Hadi babalar hüviyet verir şimdi. Evet yani böyle çok uçuş enteresan bir şey. Bence cesaret isteyen bir şey. Bu adrenalin cesaret. Yani zevk aslında. Yani zevk dalışları evet yani çok fazla cesaret ya alıştıktan sonra ilk bir işte birazcık cesaret istiyor. O balıklar işte deniz kestaneleri vesaire. Ya o yüzlerliğinizi ayarladığınız zaman onlara dokunmadan suyun içinde çok güzel gidersiniz. Mesela altınız 400-500 metrenin çok derin bir mavi. Siz üstünde istediğiniz derinlikte yüzerliğinizi ayarlayarak ki 30 metreyi de sormanız lazım. Yüzerliğinizi ayarlayarak o derin bir mavinin üstünde uçuyormuş şekilde gidebilirsiniz ki bu da müthiş bir zevk. Paraşütten daha iyi. Paraşüt tehlikesi var. O tehlikesi düşünüyorsunuz yani. Hayalleriniz. Yani çıkmaz zaten. Bakın dalışın riski çok az. Çok az riski var. Çünkü yanınızda tek başınıza dalamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yanınızda muhakkak usta bir dalıcının olması gerekiyor. Onun için telafisi, tehlikenin telafisi olan bir spor. Yeter ki panik yapmayın, strese girmeyin. Dalışlar için güzel. Bizim derneğimiz bünyesinde biz dalışa da götürüyoruz insanları. Aynı zamanda işte sosyal paylaşım sitesinde gruplarımız var. Denizli Doğa Sevenler Derneği diye yazarlarsa hem Facebook sayfamıza girerler hem arkadaşlık gruplarımıza girerler. Ve her hafta pazar günleri benim rehberliğimde olsun, arkadaşlarımın rehberliğimde olsun Denizli'nin farklı yerlerine, bilinmeyen noktalarına geziler yapıyoruz, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. İşte etaba göre 12 kilometre, 13 kilometre, 18 kilometre dağ yolu yürüyoruz. İnsanlar hem spor yapıyor, hem farklı yerler görüyor, çevresini tanıyor, hem tarihi bizim gezilerimizin bir özelliği de tarih ve doğayı ve kültürü birleştirerek yürüyüşlerimiz oluyor. Ve o da herhalde denizde dosyayı farklı kılan noktalardan bir tanesi. Hani doğaya gidelim de bambur bambur yürüyelim bizde yok. Maalesef böyle gruplar da var. Yani biz onlara pikniki gruplar diyoruz. Yani Denizli'ye yürüyüş geldikleri zaman bizim grubumuzda zaten farkı görüyorlar. Rehber gibi anlatıyorsunuz. Yani artık biz orada bilgiyle nereden ne çıkacağını biliyoruz. Hangi kayının altında ne çıkacağını bu arada her şeyi biliyoruz. Çok mühim bir soru var aslında. Yani benim aklımı kuruyor. Şimdi ben yükseklik korkusu var. Atıyorum ben neden korkarım ya da benim korkusu diyorlar ya. Mesela ben çok üst yani atıyorum 20 kat ya da bir şey görmekten çok korkarım. Faraz. Büyük kimisi yanımda, kimisi suda boğulmaktan o şeyi görmekten korkar. Yine cümlenin başına geliyorum. Denizli dibindesin, dağın tepesindesin. Neden korkarsın? Nasıl bir ölümden korkarsın? Yükseklik korkusu bende de var. Biriniz nasıl geliyor böyle? Dağlara çıkıyorsunuz. Yani mesela uçurumun kenarına geldiğiniz zaman ben... Mesela koşuluyor mesela. Uçurum kenarlarına yaklaşıyorum. Ha ilk ben mesleğim gereği uçurumun ilk insan alıyor muyum? Alıyorum. Ama nasıl bu korkunuz var? Yani onu yapıyorsunuz. Yani güvenliğin arkadaşlarım var. Güvenliğin arkadaşlarım var. İp var. Onlara bağlanıyorsun. İniyorsun. Ama hani hiçbir şeyin yokken şuraya geldim burası uçurum. Uçurum kararıyor hemen. Yani oradan uzaklaşıyorum. Zaten hemen burada çekiyorum. Pek fazla uçurumun kenarına yaklaşmıyorum. Örümcekten çok korkarım mesela. Örümcekten korkuyorum. Ya onun dışında hani pek fazla da korkum yok açıkçası. Bu iki saydıklarından var. Bir de insanlardan çok korkuyorum. Yani esas korkulması gereken artık günümüzde insanlar. Çünkü insanların hani niyetlerini,
ne yapacaklarını çok fazla kestiremiyorsun. Evet. İnsanlardan korkuyorum. Evet. Peki benim de merak ettiğim bir soru var aslında. Bu gezide ilk başladığınız zamanlarda hiç kayboldunuz mu? Yok. Kaybolmuş. Şöyle bir şey var. Her gezide kaybolmuştur bence. Ben buna inanıyorum. Bende güven duygusu çok iyi. Ben soranlara şey söylüyorum, doğal navigasyon var bende. Yani hiç kaybolmadım bizim o kadar. Çok şükür. Hiç kaybolmadım. Hiç kaybolmadım. Gururumda hiç kaybolmadım. Yok, kendiniz başladığınızda mesela. Hiç kaybolmadım. Çok iskendim. Hiç kaybolmadım. Hiç kaybolmadım. Yani doğayı çok iyi okuyorum. Yani dağı, bir yürüyüşe başladığım zaman kerteriz alırım muhakkak bir yerden. Bir dağı, özellikle büyük bir dağı kerteriz alırım. Zaten onu aldığın zaman her yer bellidir zaten. Bir yere çıktığın zaman muhakkak onu görürsün. Ha bu denizde de öyle. Denizde işte oraya çal tarafına gidersen Çökelez Dağı'nı alırsın. Ova'da yürüyorsan Honaz Dağı'nı alırsın. Ne bileyim Baba Dağı'nı alırsın. Herkes aldığın noktalar var. Ama Çökelez'e gittiğin zaman iş değişiyor. Onu bir şey yapacak. Çökelez Dağı'nda hiçbir şey yok. Artık orada da tamamen kendi yön duyguna yöneliyorsun ki güneşin doğduğu yer belli, baktığı yer belli, nereden geldiğin belli, nereye çıkacağın belli. Bir de artık hani GPS falan da taşıyoruz. Gitmeden önce Google Earth'ten bakıyoruz. Şu teknolojide zaten kaybolmak için değil de. Her yerin 1/25 kalitaları var. Denizin hafta hafta. 1/25'lik haritaları var. Onda her yerde evde patikalar böyle. Yani o yönden de denizde... İstesek de kaybolamıyoruz yani. Kaybolamayız zaten. Hani ben de kaybolarsam, burada kurtarma. Kurtarma ekibinden bir adam da kaybolamıyoruz. Hani köpek insanın sırınca haber olmaz. İnsan köpeğe sırınca yolculuğun tam haber oluruz. İnşallah öyle bir haber olmayız. Hatta Tokalı Kanyo'yla ilgili bir sorum var. Ben hiç şey bileyim aslında ama işte bir gitme fırsatım olmadı. Orada bir yer var, işte bir kaya var. 25 metrelik, yüzerek geçiyormuş. O kaya düştüğü için. Tokalı var. Bu nasıl böyle? 25 metre suyun altından yüzerek. Yok, hayır öyle bir şey yok. 25 metre falan yok. Şimdi Tokalı Kanyo'nun toplam uzunluğu, yani o kanyon dedikleri yerin uzunluğu yaklaşık 7 kilometre falan. Hı-hı. O bahsettiğimiz noktada bir 5 metrelik bir geçiş noktası. Yukarıdan bir kaya gelmiş. Yaklaşık 10 metre yukarıda iki kayanın arasına o sıkışmış. Ve altında da yaz aylarındaki suyun durumuna göre su biriken bir yer var. Bazen 3 metre oluyor suyun derinliği, bazen 2 metre oluyor. 2-3 metrelik bir yerde oradan yüzerek geçiyorsun. Zaten Tokalı Kanyonu'nda yüzecek noktalar, yüzerek geçecek noktalar çok fazla. Herkes neyin var ya? Valla Şişme, Şambiyel falan. Gördüm lan bunu. Şambiyel götürüyoruz. İşte Galatasaray, o çocukların can simitlerinden falan geçiyor. Bayağı derin mi? Yok, çok derin değil. 2-3 metre büyük yerler var. En derin yeri 2-3 metre. Yani çok fazla derin yeri yok. Biz denizde geçen sene işte Çanöy'de Yavur Deliği dediğimiz bir kanyon keşfettik. Yaklaşık 12-13 kilometre bir kanyon. Orası çok ilgi çekti. Şimdiye kadar girilmemiş bir kanyon. Hiç keşfedilmemiş. Hiç keşfedilmemiş. Denizde keşfedilmemiş bir kanyon. Biz keşfettik orayı da. Denizli'ye de armağan ettik orayı. İnşallah Çanöy Belediyesi orayı değerlendirip turizm açar. Deniz Çanöy içinde Fethiye'den oraya turlar düzenlenip çok güzel bir yer. Denizlere de oraya gitmeyi tavsiye ederim. Bu mevsimde gitmesin. Bu mevsimde gidebilecek bir yer. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu mevsimde hani, yani burada takılmadan gideceğiz derlerse
yani doğa derneklerine, doğa yürüyüş gruplarına, toplumlara hani gideceğiz derlerse ilk bana olarak kayak merkezine gitsinler. Orası biraz yalnız ikrarlara da birazcık moral versin. İşte Altındere'miz var bizim. Altındere'de o vadi var. Orada yürüyüş patikaları var. Oraya gitsinler. Çocukların çocuklarını alsınlar. Orada kaybolma riski yok. Yani gidecek yer çok denizde. Yeter ki gitmesin. Bu alışveriş merkezlerinden kafalarını bir çıkarsınlar yani denizler. Bu humbulluktan, denizin adı mı humbul? Kızmasın kimse bize. Arabasına binip alışveriş merkezlerine gidip yemek yiyip, gezmeyi, tozmayı marifet biliyor. Doğaya unutmuşuz bence. Biraz onunla alakalı. Doğaya değil, demliyiz, humbulüz. Humbulüz yani kızmasın kimse bana. Denizin adı mı humbul kardeşim. Yani her şey armut, diş ağzıma düş modunda. O arabaya binip alışveriş merkezlerinde gezmek, Marmaris'e, Gökova'ya gitmeyi marifet sanıyoruz. Bir şey daha okudum ben de sizin sayfanızda. Bir tane bizim kahraman kadınımız varmış. Yunus Bey'in kızı Fatma Hanım. Evet. Onun hikayesini alabilir miyiz? Seyircilerimiz de belki öğrenmiş. Şimdi Deniz'i de bunun gibi kahraman insanlarımız çok fazlasınız. Ama maalesef bu şehir kendi özgürlüğünü kaybetmiş. Tarih bilgisi olan Denizli'de iki tane Haçlı Savaşı'nın olduğunu bilir. Ki Anadolu tarihini, Türk tarihini ve Müslüman tarihini değiştirecek savaşlardır. Bir tanesi bizim Cangıtaran'da dediğimiz Kazıkbeli Savaşı. Bir tanesi de Mirya Kefalon Savaşı. Şimdi. Ki Mirya Kefalon Savaşı Malazgirt Savaşı'ndan daha önemli. Anadolu'daki Türklük tapusunu, Anadolu'nun Türk tapusunu aldığı savaş. Maalesef bu savaşlar ne gündeme gelir, ne patlama programı yapılır. Yani ne valilik tarafından bir patlama yapılır, yani ne Denizli Belediyesi tarafından bir patlama programı yapılır. Hiç bir gündem olmaz. Mesela Fatma'nın sözüne gelirken ona gelmeden iyi yakında söylemek istedim. Zamanımız var ya. Evet, yani nefesindir. Yani siz tutuyorsam siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşım siz de sevgimiz ama bir bitmez diyebilirsiniz. Şimdi mesela Cangurtaran'da olan savaş iki tane Avrupa kralı, Fransız kralı ve Alman kralı orada yeniliyor. Fransız kralı kaçıyor. Alman kralı da ölüyor. Şimdi öyle bir savaş var o bölgede. Ve o bölgeyi anlatan ne bir şey, bir kitap var, ne bir diyoruz ki mesela İslamik olarak oraya bir anıt. Büyük bir anıt. İşte burada Kazıkbeli Savaşı, Haçlı Savaşı olmuştur. İşte Alman ve Fransız kralının başında bulunduğu ordu burada yok edilmiştir, ima edilmiştir Türkmenler tarafından. Bütün Türk'ün rehberleri, arabaları oradan geçiyor. Şimdi bakın, Denizli'ye turist, bizim Şeriyan Bey, ekonomi bakanımız falan hep belediye başkanı olduğu zamanlarda hep şunu söylüyor. İşte Denizli'de turist kalmıyor. İşte günlük gidiyor, geliyor. Böyle bir turist anlayışı var. Ya sen Denizli'de bunların gibi bulunmuşsun. Lağut işimiz gücümüz lağut de Pamukkale, lağut de Pamukkale. Başka bir işimiz gücümüz yok. Lan binlerce yine döküman var. Şimdi böyle bir anıt yıksan, oraları anlatan yürüyüş yolları yapsın. İşte mesela bir Fransız ailenin o savaşı anlattığı günlük hatıraları var. Biz o günlük hatıralardan yararlanarak o savaşın geçtiği coğrafyayı az buçuk gösterebiliyoruz. İşte Honaz Dağı'ndan bahsediyor, bir uçurumdan bahsediyor. Orada hepsi var onların. Cangurtaran'daki çobanlar zamanında oradan o kuşları falan çıkarıyorlarmış. Hala çıkıyor o kuşları. Oralara yürüyüş yolları falan yapılsa, o turizm rehberleri orada durdurulsa anlatılsa ki artık Avrupa'da bu savaş meydanları turizmi çok büyük yol aldı. Kırımda var, İstanbul'da tabii çok incelemez. Tabii, yani hani yenilmişiz falan filan diye böyle bakma, yenilmişiz onları işte öyle bakmamak lazım. İlgisi çekeceğini anlatılsa, canlı anlatılsa, yine aynı şekilde bir yaşatır anlatılsa olur.
işte bu Haçlı Savaşları'nın döneminde Türkiye'nin askerlerinde çok büyük bir korku var. Yıldırımın askeri Haçlı ofisler gibi yapmalı. Bozgun oradaki ve bir kadın ortaya çıkıyor. Bu İnanç oğlu beyliğinin beylerinin birinin kızı olduğu hareketinde. Bir kadın ortaya çıkıyor ve erkeklerin önüne geçiyor. O da 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde gelip yani bakın işte bir kadın olarak bunu günlere getirdim. Mezarının başında, İlvade Mezarlığı'nda mezarı. Evet. Böyle bir anma programı, böyle bir anma programı yapılabilir. Ve bu farkında görev. Yani bu kadar kadın derneği var, bu kadar kadın kuruluşu var. Kimsenin aklına gelmiyor. Bu. Bu burada sesleri çalıyor. Ya ben şahsen diyorum yani ben bunları bunlar için gündeme getiriyorum. Bunlar için yani birileri farkına varsın bunları kullansın. Mesela hani, kadın sayesinde savaş kazanmıyor değil mi? Tabii ki yani moral veriyor. Moral veriyor. Yani bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Yani partilerin kadın kolları temsilcisi falan olsa bunu gündeme taşırım yani. Bunu gündeme taşırım. Çok zekice bir şey olur. Çok şık da olur yani. Çok şık olur. Ama işte yani onu taşıyacak insanlar mıdır bilmiyorum. Yani o kadar da Fatma Yıldızhan'ı almış olduk. Allah rahmet eylesin. Bu şey hani Dede Korkut da bahseder. Alp kız. Yani Alp Eren diyoruz ya Alp kız. Türkler aslında böyle kadın erkek ayrımı yapan bir millet değil. Sonradan bizim içimize girmiş bir şey bu. Hani eski Türklere falan bakıyorsunuz, kadınlar da hep savaşta bile erkeğin yanında kılıç kuşanmış, savaşmış. Bu da onlardan bir tanesi. Her dışarıda erkeğin arkasında bir kadın var. Yok, yanında diyelim işte. Arkasında falan yok. Yanında diyelim. O yanlış bir şey. Kadınları arkaya, arka plana atmaya gerek yok bence. Gerçekten arkasında sesinde onu ver. Yani yok bence yani yanında olması lazım. Konuşalım mı? Kadın başka bir haline geldi. Ben konuşmamam, çok fazla konuşmam. Konuşkan günler denk geldi. Ya fark ettiniz hatırlayın. Kimileri konuşur iş yapmaz, kimileri iş yapar konuşmaz ama siz maşallah ikisini yaptınız. Yani anlatmak lazım. Ben gelirken de sosyal medyaya yazdım, anlatmak lazım. Yani anlatın diye, programları da anlatın falan. Yani anlatmak lazım. Bizden de anlat bize gerekecek. Anlatmak lazım. Ben buradan hani kapatacaksanız, son kapatacak mısınız? Sözlerini söyleyeyim. Arkadaşlar, yani ben bizi izleyenlere şunu söylüyorum. Anadolu Türk tarihi hiç bize anlatılan gibi falan değil. 1071 yılında falan girmemişiz. Bu tüm topraklar çok ezelden beri Türk. Hamuru Türk, toprağı Türk. Havası, suyu, her şeyi Türk bu topraklar. Yani biz 1071'de gelip de emanet almamışız birilerinden. Bu topraklar bizim. Bu tarihle, bu verilerle onları biz ispatlıyoruz. Ete kemiğe bölünüyoruz. Sahip çıkmalıyız. Bu da artık hani böyle nutuk atarak, konuşarak işte karından milliyetçilik yaparak falan değil, şekilde değil, çalışarak, üreterek, bir şeyler yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek olabilecek bir şey. Ve aynı zamanda bu doğa da bizim, bu yaşadığımız coğrafyada, hani Kızılderil Atasözü var, yani biz emanet almadık çocuklarımıza, çocuklarımıza emanet aldık gibi. Yani bu toprakları da biz çocuklarımıza emanet aldık. Evet. Havasını, suyunu tamam yani fabrikalarımız olacak, kömür ocaklarımız olacak, her şeyimiz olacak ama bu toprakları da kirletmememiz lazım. Dağına, ormanına, suyuna sahip çıkmamız lazım. Önümüzdeki yıllarda en önemli olacak şeylerden birisi toprak tarımdır. Ormandır ve sudur.
buradan onlara da hani elektriksiz yaşayabilirsiniz. Ne bileyim arabasız yaşayabilirsiniz. Cep telefonsuz yaşayabilirsiniz ama topraksız, susuz, yemeden, içmeden yaşayamazsınız. Dünyada artık stratejik olan, önemli olan şeyler toprak, su ve hava. Bu üçüne sahip çıkmamız lazım. Bunları ne kadar temiz gelecek nesillere bırakabilirsek o kadar kendimize şanslı sayarız ve istikbalimiz de o derecede önemli olur. Ve herkes de ben pazar günleri miskin miskin evde yatmayı değil, imkanımız el verdiğince hangi grup kafanıza yatıyorsa, hangisi işinize geliyorsa o grupta yürümeye davet ediyorum insanları. Çıksınlar, yürüsünler, vücutlarınız yorulabilir ama inanın kafanız dinlenecektir. O bir hafta boyunca yaşadığınız stresten, iş yoğunluğundan uzaklaşacaksınız. Onu da izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Grup yoksa çıksınlar 5-6 kişi beraber olsunlar. Çeksinler en yakın. Yardımcısı, dağ, bayır neresiyse yürüsün. Kaybını götürdük o değil, bezdik o kadar. Böyle götür zaten. Öyle iş arkadaşlarım bazen bana kızıyor. Kaybolur. Olmaz olur. İş çıkıyor falan diyorlar. İş yerine de sokmuyor var. Bazen böyle çıktım hep senin yüzünden oldu. Özendiriyorsun işte insanları. Facebook olarak koyuyorsun. İşte televizyonda program yapıyorsun. Özendiriyorsun falan diyorlar. Yapacak bir şey yok. Bir şey toparlayalım. İkinci cümleyi de yeni kitabı konuştuk. Çünkü bu kadar çok konuştuk. Şimdi bizim bir kitabımız var Derin Denizi diye. Bu anlattıklarımızı biz ekolojik olarak bir şekilde harmanlamaya çalıştık bu bulgularımızı. Şimdi bir katalog çalışmamız var. Denizde bulduğumuz yüzlerce damga, işte bulgusunu. Çünkü bunlar sahip çıkılmadıkça kaybolur orada. Çalınıyor, kırılıyor, defne avcıları tarafından defne işaret edilmiyor, zarar veriliyor. Biz kendimiz yatırıyoruz bunlara sahip çıkan, işte bir kurulacağımız olan müzede bunlar da işte sergilansı falan diyor ama kimse burada olmuyor. Bunların hepsinin yer alacağı bir katalog çalışmamız var. İnşallah o da işte gelecek müzelere bir eser olarak kalacak öyle bir çalışmamız. Bir isimler ülkeye verilmiş. Birinci kitap Diyanar Mahallelerinde ve internet kitapçılarında denizde yazarlarsa çıkacaklardır. Diyanar'da, Denizli Diyanar'da ve ülkenin her yerindeki Diyanar Mahallelerinde kitabımız mevcut. Süper. Buyurun. Efendim bugün farklı bir konumuzu aradık. Kendisi de sizlerin tarihi, bilinen bilinmeyen yerlerini, bizim gördüğümüz ama göremediğimiz birçok güzellikleri bizlere anlattı. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın, sizi konuşturmadım. Yani... çok teşekkür ederim efendim. Memnun oldum ben. Çok mutlu oldum bana da söz hakkı tanıdığınız için. Yani sosyal paylaşım sitelerinden benim bulduklarımı takip edebilirler. Ben saklamıyorum bulduğumuz şeyleri. Bazı insanlar bulduklarını saklarlar. Bu bana kalsın aman böyle kitap yapayım bir şey yapayım falan diye. Bizim bilim çevrelerimizde çok yoğun var. Maalesef o yüzden insanlarımız yeteri kadar bilgilenemiyor. Herkes kendisine saklıyor her şeyi. Bu sonra da yapamıyor, çıkaramıyor, fırsat verilmiyor. Ölüp gidiyor. Ondan sonra da öyle işte 20 yıl sonra adamın evini temizlerlerken işte antikacılar onları alıp gidiyor. Öyle yok mu? Gidiyor. Ama biz işte videolar koyuyoruz, gazetede yazıyoruz, Facebook'ta yazıyoruz. Toplumsal bir mesaj olarak da yavaş yavaş kurduğumuzu sonlandıralım. Bence çocuklarımızı araştırmacı olarak geliştirmeliyiz. Yani, görünen kısmı değil de, görünen kısmı öğretmeyi sürmeliyiz onlara. Ümit Bey'i de bırakabiliriz hatta çocuklarımızı almış. Tabii yani aslında mesela çocuklarımız yarış atıyor. Sınav hazırlayalım, şunu yapalım, bunu yapalım derken çocuklar çocuklarını yaşamıyorlar. Yani ben de kendi çocukluğumdan örnekler verdim. 8 yaşında
Ya şimdi 7-8 yaşındaki çocuklara bakıyorum, evin dışına çıkamıyorlar. Dershaneye gitmekten, ders çalışmaktan ne doğanın farkındalar, ne kendilerinin farkındalar. Çocuklar yazık oluyor yani. Ayrıca bugün biliyorsunuz engeller günü. Engellerinizin yazını kutluyoruz buradan. En büyük engel sevgisini bekliyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Mustafa Bey'in sözünü bekliyorum ben. Çok güzel oldu. O kadar çok şey kafamda biriktirdim ki şimdi bir anda nerede gitsem diye düşünüyorum. Yapmayan bir şey gelmiyor. Tamam geldi sayesinde. Bu Ege Araştırma Dünya Yazarlarıyla Rahmeti Şükrü Tekin Kapı'nın genel başkanı oldu. Şu anda eski Kızı Bey Belediye Başkanı Kadın İstek Genel Başkanı devam ediyor. Biz orada aşağı yukarı bir 7-8 gibi çalışmışlarımız oldu bu araştırma üzerine. Bu ister bir eleştiri, ister başka bir şekilde kabul edilebilir. Türkiye'de ciddi anlamda araştırmacılara değer verilmiyor. Ne olursa olsun. Azerbaycan'a bunu çok güzel veriyorlar. Koskoca bina dikmişler, bütün araştırmacıları oraya koymuşlar. Arkadaşlar araştır. Sana maaşın şu, işte sekreterin bu, giderin, gelirin her şeyin. Biz burada şunu biliyorum yani iç tarih defa söylüyorum ama ilk bu katılan yapacak, ondan sonra sponsor arayışına girecek yani. Kesinlikle. Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla bu işin birileri tarafından sadece bir işin değil, herkes için geçerli bu iş. Adam yıllarına bir kitap çıkartacak, kapı kapı geziyor, 50 lira, yani 50 lira, 500 lira, 1 lira, bir şey alabilir miyim? Yani bu işin böyle olmaması lazım. Birinci toplu sen mesajım bu. İkinci toplu sen mesajım. Herkese iyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere, dostça kalın. Dur, nasıl diye teşekkür ederim.